Evet sevgili izleyenler, sektörel gezintimize İstanbul Beylikdüzü'nde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi de sizlere 1991 yılından bu yana liman işletmeciliği olarak çalışmalarını devam ettiren bir firmadan sesleniyoruz. Hemen yanımda işletme sahibi Muhammed Bey bulunmakta. Dilerseniz hikayeyi sizin ağzınızdan çok kısa dinleyelim. Bu işe nasıl başlangıç yaptığınızı sevgili izleyenlerle paylaşalım. Hemen ardından da diğer detaylara geçeceğiz. Peki, 1982 yılında babam Iğdır'dan İstanbul'a göç ediyor. Haydarpaşa'da hamballık olarak başlıyor. 1991 yılında İstanbul'un ileri gelen bir firmasıyla ortak bir firma kuruluyor. Bu firma 98 yılına kadar ortak gidiyor. 98 yılında ayrılıyor. Tek başına hizmet vermeye devam ediyor. Şu anda İstanbul Hamal Limanı'nda Marport liman işletmelerinin içinde kendi yerimizde yükleme, boşaltma, tahmil, tahliye ve leşlik hizmetleri veriyoruz. Çeşitli limanlarda, depolarda yükleme, yük sabitleme, gözetim, denetim ve liman hizmetleri danışmanlığı olarak da faaliyet göstermeye devam ediyoruz. Peki biraz detaylandırır mısınız? Burada liman işletmeciliği denildiği zaman biraz önce zaten başlıklarımızı saydık ama biraz daha detaylandırarak paylaşmanızı istiyorum. Detaylandırma liman ön açık çok geniş iş hacmine sahip olan bir yer. Temizliğinden ilaçlanmasına kadar, yani bunu temizlik olarak bir ev temizliği gibi düşünmeyelim. Konteyner temizlemesi, işte boya temizlemesi, kimyasal madde temizlemesi, ilaçlama olarak da her türlü haşere, böcek, gelebilecek zehirlere karşı ilaçlamalar, işte yük sabitleme, gönderilen gelen malların sağ salim gideceği yerlere ulaşması için yapılan işlem, elleçleme, indirip boşaltma, işte istifleme, gerekli ekipmanların, gerekli kolilerin sığabildiği kadar sığdırabilmesi, leşik işlemi dedik, sabitleme, işte makinalarla yükleme, bunların planlanması. Leşik işlemi uzun bir işlem. Şöyle anlatayım. Bir arabanız var. Bunu yurt dışına yollamak istiyorsunuz. Konteynerle yollamak istiyorsunuz. En az maliyette olduğu için. Şimdi konteyner içine konulan mal, gemi sallandıkça konteyner içinde oynamaya başlıyor. Biz bu oynamaması için malı konteynere bir bütün halinde bağlıyoruz. Yani %60, %70 konteyner yan yatsa bile ne, malımız sabit kalıyor. Bu oranları yurt dışındaki bulaşık işlemlerini denetleyen firmaların verdiği oranlar. Bunlardan eğitimlerini alıyoruz. Sertifikalarımız var. Gözetim, denetim, leşik sertifikamız var. Bunların hepsini yurt dışı kaynaklardan kendimiz giderek orada eğitimlerini alıp gelip burada işleme sokuyoruz. Şu anda piyasada çok leşik firması var. Şunlar da şöyle oluşuyor. Yani dışarıdan gördükleri sistemleri burada kendileri kafalarına göre uygulamaya çalışıyorlar. Bunlara karşıyız. Ama her şeyin bir matematik hesabı var zaten. Evet. Yani ona uygun yapılması matematik, gerekiyor. Matematik, fizik leşik işlemi için mecbur gerekli bir şey. Çünkü oranları, rakamların hepsini tek tek hesaplanıp kaç tonluk kullanacak, eğimi nasıl olacak, işte halat nereye bağlanacak, ısıl işlemli takoz mu kullanacak, kaçlık takoz kullanacak, kelepçeleri, tokalarının hepsinin tek tek hesaplanması gerekiyor. Biz bunların hesaplarını yapıyoruz, işte sisteme döküyoruz, projelendiriyoruz, gerçekleştiriyoruz.